Sadece farzları yaparak abdest almam yeterli olur mu diyor. Olur tabi. Yani farz dediğimiz şey ne abdeste? Sadece birer defa bütün organları ıslanacak şekilde birer kez yıkamak. Böyle yapmış olsa bir insan abdest olur mu? Olur tabi. Sünneti terk etmiş olur. Yani sünnet sevabını almamış olur ama abdestli olmuş olur. Onunla namaz da kılar, Kur'an-ı Kerim de okur, tavaf da yapar. Ne istiyorsa yapar. Şimdi bakın çok ilginç bir durum. Allah Resulü Efendimiz Ebu Davud'un Kitab-ı Tahara bölümünde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve abdesti tarif ederken bir defasında böyle üç defa yıkamış. Mükemmel olanın abdestin bu olduğunu söylemiş. Sonra bir defasında iki kez yıkamış organlarını. Sonra da bir defasında bir kez yıkamış. Birer defa yıkayarak abdest almış ve insanlara öğretmiş bunu. Bunun anlamı şu. Normal şartlarda, normal zamanlarda siz yani tam ve mükemmel bir abdest almış olmak için ona Efendimiz isbahul vudu tabir ediyor. Abdesti tas tamam böyle mükemmel alma için üç defa yıkarsınız. Fakat öyle olabilir ki su kıt olur. İki defa yıkarsınız. Hatta öyle olabilir ki daha kıt olur. Bir defa yıkarsınız veya gelecek olan soruyla birleştirelim isterseniz bunu. Sabah namazı daraldığında abdestin farzıyla yetinmek caiz olur mu diyor. Belki de aynı kişinin sorusu bilmiyorum. İşte böyle bir durum olur. Yani ben üç defa efendim abdestimi üç iki defa üç defa yıkarsam yetiş, yetişmeyebilir namazım. Güneş doğmak üzere veya cemaati yetişemem. Bir defa yıkarım. Orada bir sünneti terk etmiş olma cemaat sünneti yanında hiçbir şey değil. Cemaat sünneti çok daha önemli. Yetişmek için öyle yaparım. Bir defa da yıkayabilir insan ama hiçbir sebep yokken durup dururken bir insanın böyle bir defa ile abdest alması da yani gerekmiyor. Üç defa abdest almakta ne var? Kaldı ki efendim belki de birincisinde ikincisinde her tarafı tam yıkayamama ihtimali olur. Üçüncü de üç defada bunları tamamlarız.